Herkese merhaba arkadaşlar. Donanımhaber.com olarak bugün Alcatel Türkiye'nin yeni telefon lansmanındayız. Yanımızda da Alcatel Türkiye'den Tamer İşsağlam var. Kendisi Alcatel Türkiye Ülke Müdürü olarak çalışıyor. Aslına bakılırsa uzun süredir sizlerden soru gelen, merak ettiğiniz markalardan bir tanesiydi. Çünkü özellikle Idol 4 ile birlikte daha fazla tüketicilerin radarına girmiş bir marka haline geldi Alcatel. Burada da yeni telefonların Türkiye lansmanı yapıldı. Yakında da piyasaya çıkacaklar. Tüm bu konuları Alcatel Türkiye Ülke Müdürü Tamer İşsağlam'a soracağız. Tamer Bey merhaba. Merhaba Erdi, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Şimdi burada bir lansman yaptınız ve iki yeni modelin aslında Türkiye duyurusu gerçekleşmiş oldu. Öyle zannediyorum ki yakında da satışa sunulacak. Önce hangi modeller bunlar? Ne zaman satışa çıkacaklar ve fiyat olarak nereye girecekler? Bunlardan başlayalım. Daha sonra bizzat okuyucularımızın da merak ettiği bazı konular var. Onları da size soracağım zaten. Tabii. Esasında Idol 3 olarak biz Türkiye pazarında vardık. Idol 4 bugün iki tane ürünümüzü lansmanını yaptık. Sizlerle tanıştırdık. Idol 4 ilk ürünümüzdü. Idol 4 şu anda Kasım ortası gibi, Kasım sonu gibi Türkiye'ye sunacağımız bir ürünümüz. Idol 4'te oyun konsolu satış paketi olarak çıkıyoruz. Dolayısıyla tüketicilerimiz cihazı aldığı zaman oyun konsolu da birlikte alıyor olacaklar. Bu bir bundle değil, satış paketinin içinde olan bir deneyim ve satın alacaklar. Idol 4'ün harici Pop 4 de sunmaya devam edeceğiz. Idol 4'ün fiyatı 1099 tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla tüketicilerimize sunacağız. Bunun haricinde Pop 4 gençlere yönelik Pop 4S, kategori 4 LTE ve kategori 4 ve kategori 6 olarak piyasaya çıkacağımız ikinci gemi lansman ürünümüz olacak. Onun da son kullanıcı fiyatı tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı 999 lira olacak. Şimdi aslında oyun vurgusu yaptınız, bu hani insanların merak ettiği konulardan bir tanesi, kafalarda karışmasın. Oyun derken paket içerisinde neler olacak, kullanıcılara neler vereceksiniz? Idol 4'te özellikle dediğim gibi oyun konsolu satış paketi içerisinde. Dolayısıyla tüketicimiz aldığı zaman, ürünü açtığı zaman takar takmaz satış gözlük paketinde gözlüğü kullanmaya başlayacak. Burada VR Store'dan da istediği oyunu indirip tecrübe edebilecek. Evet, aslında bakıldığı zaman hani yeni model stratejisinde uygun fiyatlı modellerle ilk etapta girişim planlarını görmekteyiz ama takipçilerimizin bize sorduğu sorulardan bir tanesi, en çok merak ettiği konulardan bir tanesi Idol 4S'nin Alcatel markası altına girip gelmeyeceği. Aslına bakılırsa benzer özelliklere sahip olan bir modeliniz Vodafone tarafından zaten daha önce operatör kanalında piyasaya çıkmıştı ama Alcatel olarak Idol 4S'yi, daha yüksek performans ve donanım vaat eden cihazı Türkiye'ye getirecek misiniz? Tabii, bütün ürün gamımız gelecek. 4S bugün sunduğumuz ürünlerden bir tanesiydi. 4S'in diğer versiyonu da mutlaka getiriyor olacağız. Bunlar birinci çeyrekte sunmaya başlayıp, daha dördüncü çeyrekte sunmaya başlayıp birinci çeyrekte de sunacağımız. Bugün Shine modelimizi de görmüş olmanız lazım. Shine modelimiz de kozmetik olarak çok daha farklı bir ürün. Daha premium gösteren bir ürün. Onu da birinci çeyrekte sunmaya başlayacağız. Dolayısıyla Türkiye'ye getirmeyeceğimiz değil, ne zaman getireceğimiz ürünlerin her zaman planlamasını yapıyor olacağız. Evet, şimdi aslına bakılırsa özellikle Idol 4 kutu tasarımıyla gerçekten ilginç bir telefon oldu. Çünkü gözlüğün de bir şekilde kullanılabiliyor olmasıyla beraber insanlar farklı deneyimleri de bu telefon üzerinde test etme şansı yakalayacaklar. Kullanılır kullanılmaz ayrı bir mesele ama sonucunda virtual reality dediğimiz sanal gerçeklik olayı da son dönemin popüler konularından bir tanesi. Şimdi tabii şunu sormak istiyorum. Piyasada çok fazla oyuncu var. Farklı fiyat gruplarını hedefleyen, en üstten en alta kadar. Şimdi siz de giriyorsunuz. Aslında vardınız ama operasyon yenilendi. Siz işin başına geçtiniz. Yeni bir ekip kurdunuz. Yeni cihazlar olacak. Nasıl ayrışmayı planlıyorsunuz? Yani kullanıcılar bir elektronik mağazasına gittiği zaman o kadar çok marka görecekler ve neden mesela Alcatel almalılar sizce? Ya baktığınızda evet, biz daha önceden operasyon olarak şu anda Mayıs itibariyle kendi ofisimizi kurduk. Yeni bir ekiple sektöre giriyoruz. Ama buradaki en önemli şey, bizim yaptığımız pazar araştırmaları, tüketici deneyimlerine baktığımızda fiyat odaklı bir tüketiciyle karşı karşıya kalıyoruz. Ve burada baktığınızda da sadece ürünü cihaz olarak değil, bunun harici bütün teknolojiyi deneyimleyebilecek bir fiyatla gitmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla fayda fiyat arasındaki dengeyi çok iyi kurmaya çalışıyoruz. Idol 4 yenilikçi bir ürün. VR oyun konsolu satış paketiyle birlikte. Bunun harici Pop 4'te de farklı tecrübelerimiz olacak. Ve günün sonunda baktığınızda dediğim gibi sadece cihaz değil, doğru fiyata teknolojiyi deneyimleyebileceği en iyi ürünü sunmaya çalışacağız. Gerçekten Idol 4 gibi telefonlar önemli. Hatta ses konusunda bazı yetenekleri var. Donanım olarak bakıldığı zaman da kullanıcının ilgisini çekebilecek bazı özellikler söz konusu. Şimdi tabii Alcatel artık Çin menşeli bir marka. Sahibi olan marka uzak doğu kökenli bir marka. Çinli telefonlarda daha önce pek çok kullanıcı özellikle giriş seviyesi bandındaki telefonlarda yazılım güncelleme sorunları yaşadılar. İşte büyük Android güncellemeleri geldiği zaman o telefona verilmediğini gördüler. Alcatel tarafında bunun işin akıbeti nasıl olacak? Mesela yani Android 7 çıktığı zaman, 7.1 ya da 8 çıktığı zaman
dünya ile zamanı ya da belki birkaç ay sonrasında Türkiye'de verebilecek misin? Çünkü sözünü verip veremeyenleri de biliyoruz. Özellikle uzak doğu firmalarda. Bu en çok merak edilen konulardan bir tanesi. Sizce o tarafta istenilen performans sergileyebilecek misiniz? Şimdi TCL bizim ana gemimiz, yatırımcı firmamız. Dolayısıyla TCL bir üretici firma. Dolayısıyla baktığınızda TCL olarak biz ürünleri üreten bir firmayız. O anlamda o taraftan baktığımız zaman evet, ürünleri yenilerken tüketicilerin bütün özelliklerini ve teknolojiyi takip ediyoruz. Yurt dışında Kuzey Amerika'da Android ve Windows tabanlı ürünlerimiz var. Türkiye pazarında Alcatel olarak Android tabanlı ürünlerimiz olacak. Diğer taraftan güncellemelere gelince bir takım öncelikler alan markalar var. Bunları biliyoruz. Biz güncellemeler başladığı zaman diğer markalar gibi aynı anda güncellemeleri yapıyor olacağız. Peki teknik servis konusunda ne gibi yatırımlar yaptınız? Yarın kullanıcılar Idol 4 aldıktan sonra sorun yaşarlarsa hızlı bir şekilde çözüm üretebilecek misiniz? O tarafta satış sonrası hizmetler noktasında şu anki durumunuz nedir? Zaten bir planımız hazırdı. O planı güncelleştirdik ve hızlandırdık. Dolayısıyla kendi ekibimizde iki tane daha teknik servisle birebir ilgili arkadaşlarımız var. Bunun harici müthiş bir know-how var. Sizin de bahsettiğiniz gibi bir takım operatörlerle işbirliklerimiz oldu ve burada arkadaşlar zaten o birikimle geldiler. Oradaki tecrübelerimizle burada yeni oluşumla markaya olan yatırımımızı yaptık. Bütün iş ortakları, teknik servis iş ortaklarıyla çalışıyoruz. Orada sadece bir takım güncellemeler ve değişimler yaparaktan planlamayı yapıyoruz. Teknik servis cihazın yanında kendini ayrıştıracak özelliklerimizden de birisi. Çünkü cihazı almak değil, ondan sonra devam ettirmek bizim için çok önemli. Tüketicilerimizle de minimum bir miktarda, minimum zamanda sorun yaşadıklarında vermek istiyoruz. Ama sorun yaşamak her zaman için kimsenin tercih ettiği bir şey değil. Dolayısıyla biz her ihtimale karşı da planlamamızı ona göre yapıyoruz. Şimdi uluslararası fuarları mümkün mertebe tamamını takip etmeye çalışan bir yayın olarak her gittiğimiz fuarda şunu görüyoruz. Alcatel standında genelde ilginç aksesuarlar oluyor. İşte en son hatırladığım mesela bir laptop cins aksesuar var. Telefonu takıyordunuz, izlediğiniz zaman onu bilgisayar olarak da kullanabiliyordunuz. Burada da sizin aslında Alcatel'in kendi ekosistemini yansıtan bazı ürünleriniz var. İşte akıllı saat ya da çocuk saatten tutalım da burada bazı ikisi bir gibi kullanılabilen tabletlere kadar bazı ürünleri gördük. Bunlarla ilgili mesela bir çalışma var. Bunlar gelecek mi? Gelecekse mesela telefonda bundle yapma gibi bir takım politikalarınızda olacak mı kullanıcıların daha kolay erişebilmesi adına? Tabii yani baktığınızda bugün iki tane ürünün lansmanını yapmıştık. Biraz önce bahsetmiştim. Ama ürün gamımız bizim 4. çeyrek itibarıyla 2+1 tabletler, 2-in-1 tabletlerle de giriyor olacağız. Daha sonrasında da 1. çeyrekte bütün ürünlerimizi yavaş yavaş Türkiye piyasasına girmeye çalışacağız. Türkiye'de sunacağımız cihazlar mutlaka tüketicilere katma değer verebilecek servislerle birlikte vermek istiyoruz. Dolayısıyla saatlerimizde baktığınızda hem kullanabileceği, ihtiyaçlarını karşılayabileceği hem de konuşma özelliği olan 2-in-1'da sadece telefon, sadece tablet olarak değil, bunun harici modem olarak da kullanılabileceği küçük ölçekli işletmelere bile çözüm sunabilecek özellikleri olan 2-in-1 tabletlerimiz. Hepsini 1. çeyrek başında artık yavaş yavaş yerleştirmeye, pozisyonlandırmaya başlayacağız. Son olarak şunu da sorayım. Alcatel marka olarak az önce bahsettiğim Vodafone'la örneğin bir işbirliğiniz var. Yurt dışında mesela BlackBerry'nin yine bazı Alcatel ürünlerinin üzerinde marka basarak kullandığını biliyoruz. Türkiye'de bu tür operasyonlar yapacak mısınız, yönetecek misiniz? Yani kendi ürün gamımızdaki başka bir telefon örneğin bir operatör alt markası olarak Türkiye'de görür müyüz ileriki dönemde? Halihazırda zaten yapıyoruz. Bildiğimiz bir şey. Bu globalde çok daha büyük iş ortaklıklarımız var. Türkiye'de de iş ortaklıklarımız var. Şu anda mevcut bir operatörde olan cihazların iki tanesi zaten bizim kendi ürünümüz. Dolayısıyla buna devam edeceğiz. ODM markalı, operatör markalı cihazlarla işbirliklerimiz olacak. Globalde de, dünyada da Verizon'la, AT&T ile Vodafone'la da zaten ciddi bir işbirliklerimiz devam ediyor. Onu devam edeceğiz. Türkiye'de de o stratejiden bir değişiklik yapmayacağız. Son olarak bir sene sonra biz bu konuşmayı tekrarladığımız zaman Alcatel'i nerede görüyoruz? Bir senelik projeksiyonunuzda Türkiye pazarına nerede olmayı hedefliyorsunuz? Türkiye pazarı çok ilginç bir pazar. Doğru bir planlamayla gittiğiniz zaman, lokal kararlar aldığınız zaman tüketici size hak ettiğiniz değeri veriyor. Türkiye'de biz 1. çeyrekte bütün ürünlerimizi tüketicilere tanıtmak istiyoruz. Ama sadece cihaz vermek değil. Tüketicilerin Alcatel markasıyla tabletlerde, kullanılabilir tecrübelerde, çocuk saatlerinde, modemlere kadar tecrübe etmelerini istiyoruz. Ve bir sene sonra en azından her evde bir tane Alcatel markalı bir multimedya cihazının olmasını istiyoruz. Bu gerçekten iddialı bir hedef. Umarım gerçekleştirirsiniz. Yeni ürünler hem sizler hem de tüketiciler için hayırlara vesile olur diyerek Tamer Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun geldiğiniz için. Evet arkadaşlar, bu videomuzda Alcatel Türkiye'nin lansmanından seslenmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın.